Saatlerimiz 7.29'u gösteriyor. Nevzat Dindar'la birlikteyiz bu sabah. Nevzat hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Günaydın. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Beşiktaş'la başlayalım. 3-2 mağlup oldu. Çok da çekişmeli ve tartışmalı bir karşılaşmayı da geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Kırmızı kartların havada uçuştuğunu söyleyebiliriz. Evet, ligde bazen böyle maçlar oluyor. Geçen hafta Kayseri-Galatasaray maçı. Yani bu tarz böyle kırmızı kartların havada uçuştuğu maçları izliyoruz. Galatasaray, yani beni yanıltmadı, öyle diyeyim. Galatasaray biraz Fenerbahçe maçındaki o farklı skordan sonra Galatasaray'la ilgili, Galatasaray-Gaziantep'le ilgili kolay lokma, işte bu ligde düşer, işte Sumedica falan yorumları yapılıyordu. Dün burada Emre Bol'la beraberdik ajansta. Orada da söyledim, yani Galatasaray bence Sumedica takımı toparlayacak ve bu takım iyi bir takım, ters bir takım. Galatasaray ev sahibinden başladım. Beşiktaş açısından ya maçı nasıl yorumlayacağız? Yani maç 5. 6. dakikada atılmış bir oyuncu. Disiplinden çok uzaklaştığını söyleyebiliriz mesela maçın ilk dakikalarında Beşiktaş'ın. Ki bunu Abdullah Avcı da söyledi. Kesinlikle öyle. İlginç bir maç oldu. Yani çok dramatik bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdi Beşiktaş. Son dakikada belki de puan da alabilirdi. Eksik kadrosuyla, 9 kişiyle. İlginç bir karşılaşma oldu. Yani bence bazı dersler çıkarılması lazım. Tamam, evet, Abdullah Avcı tartışılıyor, oyun sistemi, yeni oyun felsefesi, bunların oturması zaman alacak. Zaten kolay değil. Yani yeni bir felsefe oturacak. Ben açıkçası hani bir genel yorum yapacak olursak, yani Beşiktaş'ın biraz değil, çok zamana ihtiyacı var. Ve bu sezonu feda edecek mi? Buna ne kadar sabredecek onu da bilmiyorum ama Beşiktaş'ın çok ciddi problemler var. Bir kere Seten abi, yani ligin dördüncü haftası, iki tane kilit oyuncu da çıkıyorsunuz. Evet. Diaby, Elneny. Yani dördüncü hafta. Diğer taraftan Güven çok ciddi bir düşüşte. Geçen senenin parlak oyuncularından. Evet. Ki hala Şenol Güneş'in bir mesela fazla mı baskı altında hissediyor sence Güven kendini? Bence baskı, yani Burak olsa hissedersin de Burak yok. Yani Burak'ın olmadığı bir süreçte bence İşte olmadığı için baskı altında hissediyor olabilir. O da olabilir. Yani sonuçta genç bir çocuk ama hani sonuçta milli takımda kampındaydı, milli takımda forma giydi. Şenol Hoca ona hala İyi güveniyor. İyi olduğu için milli takıma çağrıldı performansı. Yani Şenol Hoca onda bir şeyler buluyor. Ona o şansı veriyor. Yani bundan bir sene önce Güven'i Türkiye'de kaç kişi tanıyordu? Kimse tanımazdı. Ama dediğin gibi baskı da oluşmuş olabilir. Beklentiler arttı. Diğer taraftan hakikaten maç içerisinde, yani maçın başındaki bu Vida'nın Bayern Münih maçı benim aklıma geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde. Yine böyle sorumsuzca atıldı. Lewandowski'yi düşürdü. Evet. Maç hatırlarsan. Şimdi Vida Türkiye'de herhalde en fazla kazanan stoperlerden bir tanesi. Ben hani Galatasaray'ın stoperlerini saymayalım. Fenerbahçe'nin stoperlerinden de fazla kazanıyor. Yani ondan daha büyük. Türkiye'nin en pahalı stoperi. Türkiye'nin en pahalı stoperi bu hataları yapmamalı. Yıllık 3,5 milyon euro alıyor. Zaten hani dünya ölçeğinde yıllık 3,5 milyon euro olan stoperler işte Premier Lig, La Liga ya da işte Juventus'un, işte Serie A'nın ya da işte Paris. Fransa'da Paris. Yani bunların dışında Avrupa'nın en pahalı stoperlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Bir de bunu hissettiriyor mu? Sanmıyorum. Yani Dünya Kupası'nda hissettirmişti milli takımda. Yani orada yani olay Vida ile alakalı değildi. Yani Hırvatistan milli takımının genel performansı içerisinde Vida da kendini gösterdi. Yani işte Modrić'ler, Mandzukić'ler, Rakitić'lerin olduğu bir takımda zaten bir sistem takımı. Yani Hırvatistan iyi bir jenerasyonu var. Evet. Biraz evet yaşanan bir kadrosu var. Vida da o takımda evet kendini gösterdi. Yani kötü oynamadı. O takımın iyi bir parçası oldu. Hücumda gol attığı maçlar oldu. Ama Vida ben bu bireysel hatalı yani Skrtel'in yaşadığı ya yaşattığı şeylerin biraz Vida'da da baş gösterdiğini düşünüyorum. Artı ya Beşiktaş için yani 1.7 milyon euroluk Quaresma'nın lüks olduğu yerde Vida'nın 3.5 milyon euroya bir stoper olarak oynaması bana göre daha büyük lüks. Yani bir stoper için. Yani bu paraları kazanan, bu ciddi maliyeti olan bir oyuncunun daha fazla sorumluluk alması, daha fazla liderlik yapması beklenir bir savunma oyuncusu olarak. Ama bireysel bir hatadır. Tamam. Hani bunu bireysel bir hata olarak geçirelim.
Ama genel olarak sadece Vidal'la da açıklanamaz Beşiktaş'ın durumu. Problemler var bir geçiş süreci. Ben biraz hani maçtan sonra da düşündüm. Yani işin kolayı evet Abdullah Avcı'yı kılıçtan geçirmek en kolayı. Şu an en kolayı nedir? Ki yazılı gazetelerde de Avcı'nın kılıçtan geçirildiğini görüyoruz. Bu tamam Beşiktaş'ın oyuncu profili yani o transfer ettiği oyuncuların kalitesi özellikle yabancı oyuncuların kalitesi evet şu an tartışmalı. Yani bir Fenerbahçe'nin, bir Galatasaray'ın hatta bence Trabzonspor'un transfer ettiği oyunculara göre biraz da düşük kalitede kaldı. Bu Abdullah Avcı'nın seçimi miydi yoksa Beşiktaş yönetiminin mecburiyetten başvurduğu bir yol muydu? Onu zaman gösterecektir. Hı hı. Ama Galatasaray'ın hem Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin daha üst seviyede bilinen, tanınan oyuncular transfer ettiğini kabul edelim. Hı hı. Bu bir iki. Bana göre hani düşündüm derken evet yani Abdullah Avcı kılıçtan geçirmek, eleştirmek en kolayı. Ben öyle yapmayacağım. Ben çünkü bu hani böyle yaparak biz hep yok ediyoruz. Hani bir sistemin oluşmasına, bir ekolün oluşmasına izin vermiyoruz. Hep günlük başarılarla besleniyoruz. Buna yani bunu kabul etmiyorum ben. Yani bunu doğru bulmuyorum. O yüzden hani kendini çelişmemek için aslında Abdullah Avcı'nın oyun sistemini belki de ilk dönem Beşiktaş açısından söylüyorum. Biraz sıkıcı gelse de, keyif vermese de bir şeyler olacak. Hissiyatını özellikle Rize maçıyla beraber verdiğini, en azından oynatmak istediği sistemin doğru bir sistem olacağını düşünmeye başladık. O noktadayım. Yani ben Beşiktaş, şimdi bu sene tabii takım maliyeti de düşürüldü. Bu önemli. Sonuçta Setenay bir tane şampiyon oluyor. Yani şampiyon olamayan takımın paraşütle değil, paraşütsüz düştüğü bir ortamdayız. Yani bu ekonomik olarak Galatasaray şampiyon olamazsa bunun altından kalkabilir mi? Bu takımın maliyeti, transferler çok zor. Hı hı. Yani şu an Şampiyonlar Ligi gelirleriyle Galatasaray daha çok ayakta duruyor. Evet. Şimdi Fenerbahçe çok önemli bir yatırım yaptı. Büyük hedefler var. Ama şampiyon olamazsa bu yükün altından kalkması hakikaten zor. Ali Koç, Sayın Koç sürekli dile getiriyor. Şimdi Beşiktaş bence biraz önlem aldı. Trabzonspor'un geçen sene başlattığı takım maliyetini düşürme projesi. Kesinlikle projesinin bir benzerini imza attı. Beşiktaş şampiyon olamazsa çok fazla sarsılacağını düşünmüyorum. Zaten takımın böyle çok anormal yani takımın ortalamasının üzerinde para kazanan oyuncularla bir şekilde yollar ayrıldı. Hı hı. Bir iki oyuncu kaldı. Onlar evet. da muhtemelen yeni sezonda olmayacaklar. Dolayısıyla Beşiktaş çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Ben Abdullah Avcı'ya geçiş, yani yeni oyun felsefesi ve yeni teknik direktörün ilk senesinde zorlanacağını, bunu belki yani tamam Başakşehir ya da ne bileyim baskının çok az hissedildiği bir kulüpte bunlar zaten çok fazla konuşulmaz. 3-5 sene de beklersin. Beşiktaş'ta ama bugün hemen başarı bekleniyor. Hemen başarı isteniyor. Evet. Yani Şenol Güneş'in 2 sene başarılı olup bir yer Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yarattığı bir süreçten sonra yani başarısız oldu diye hatta 4. oldu diye ne bileyim eleştiri hatta istifa falan seslerinin duyulduğu maçlar da duyduk biz biliyoruz. O yüzden bana sorarsam ben Beşiktaş'ta sabır ve bu seneyi belki de feda ederken bu seneyi bir gözden çıkarma ama bu sportif açıdan hedeflerden vazgeçmek anlamına gelmesin. Hı hı. Tekrar yarışın, zirve yarışın içerisinde olsun. Ama ben açıkçası uzun vadede Abdullah Avcı sisteminin başarıya getireceğini düşünüyorum. Şahsen düşünüyorum. Uzun vadede ama... İşte bu işte taraftar ne kadar sıkar? Çünkü taraftar genelde hani skor olarak kazanılmasa bile, skora yansımasa bile heyecan veren bir futbol istiyor ama hani Abdullah Avcı'nın sistemi pek çok kitleler tarafından da çok fazla tartışmaya açık ya hani çok fazla pas yapmayı ön plana çıkaran bir sistemi var. Bu da ne kadar heyecanlandırıyor acaba diye çoğu zaman tartışılmıştı. Öyle ama Setenay yani Beşiktaş taraftan da ben başarı müptelası bir taraftar olduğunu düşünmüyorum. Her şey başarı demek değil. Yani
Beşiktaş taraftarı... Şimdi şöyle bir şey var Nevzat. Yani hani taraftar nezdinde konuşmak gerekirse lütfen söyleyeceğin şeyi unutma. Şimdi hem transfer döneminde heyecanlanmayan bir taraftar var. Rakipleri çok flash transferler yaptı. Elbette önemli oyuncular geldi ama hani flash diyebileceğimiz çok aşırı heyecanlandıran transfer bir tek bence Adem Raiç'ti. O da geçtiğimiz sezonki performansta. Beşiktaş'ın zaten tarihinde böyle çok Fenerbahçeleşmek, hatta Galatasaray, Beşiktaş'ın böyle bir iddiası olmadı ki. Ama Beşiktaş'ı yanıltan bahsediyoruz. Son dönemdeki o Negredo'lar, işte Pepe'ler, Quaresma'lar, Simao'lar, hatta Karius'lar. Bu aslında Beşiktaş'ın politikası bu değil. Yani değil ama başarı gerçek... üzerine motive olan bir takımdan bahsediyoruz. Ben sana Beşiktaş kendi evlatlarıyla, hatta... Aynen kendi evlatları ya da işte isimsiz kahramanlarla hep belli bir noktaya geldi ya da Beşiktaş oldu. O yüzden yani ben bunu Galatasaray için hep söylerdim. 2000 sonrası jenerasyon biraz başarı müptelası. Yani artık onları şampiyonluk da kesmiyor. Şampiyonluktan da tatmin olmuyor. Avrupa'da başarı istiyor ya da ne bileyim çekişmeli maçlar ister. Yani böyle aksiyonlar isteyen bir taraftar. Sürekli başarı isteyen bir taraftar nesli yetişti. Özellikle sosyal medyada bunu anlıyorsun. Yani düşünsene 14 sene şampiyon olamayan dönemi Galatasaray'ın. 14 sene şampiyon olamayan süreçte sosyal medyanın, Twitter'ın olduğunu düşünsene. O zaman neler olurdu? O yüzden ben Beşiktaş'ın da hani şimdi böyle bu şekilde yine başarı müptelası olarak değerlendirmek istemiyorum. Yani Beşiktaşlılık bazen geri planda kalmaktır, beklemektir, takımına destek olmaktır. Ben evet belki diğer takımlara göre, Fenerbahçe'ye göre, belki Galatasaray'a göre transferdir, hatta Trabzonspor'a göre çok yıldız diyebileceğimiz transferler olmayabilir, sönük kalmış olabilir. Hı hı. Ama hani bu demek değil ki Beşiktaş'tan vazgeçmek. Yani o yüzden Beşiktaş için bence gün hakikaten sabretme günü. Yani bunu hani böyle umut acirliği falan yapmıyorum ben. Yani Beşiktaş küllerinden tekrar doğabilecek bir potansiyele sahip. Zaten çok ciddi bir taraftarı var. Ama o arzu ettiği çıkışa bir türlü geçememesi hani nereye kadar sabredecek? Zaman zaman olur bak. Zaman zaman bazı kulüpten Avrupa'nın üst düzey kulüpler bunun Real Madrid'de yaşıyor. Hı hı. Bugün Real Madrid'de şu an bir belki de yeni bir yapılanma sürecine girecek. Modrişlerden bahsediyorum. Benzemalar bunlar tasfiye olacaklar. Yani yeni bir süreç başlayacak Real Madrid'de. Yeni bir yapılanma olacak. Dolayısıyla Beşiktaş açısından da bu değişim kaçınılmazdı. Evet, Şenol Güneş felsefesi, Şenol Güneş'in özellikle son 2 senede oynattığı futbol ve alınan sonuçlar gerçekten de Beşiktaş'ı, Beşiktaş belki de rüya takımdı. Yani Beşiktaş basketbolda Fenerbahçe örnek gösterilirdi, övülürdü. Futbolda da Beşiktaş'ın oynadığı futbol bambaşka bir seviyedeydi. Ben bugün için, evet yani bugün için kolay değil. Yeni bir takım yaratılıyor. Bu kadar ekonomik probleme rağmen birçok transfer yapıldı. Hı hı. Transferlerin kalitesi, orasını zaman gösterecek. Şu an hani peşin hükümlü olmamak lazım, ön yargılı olmamak lazım, biraz zaman tanımak lazım. Dünkü maç, yani 6. dakikada 10 kişi kalmış takımı ki Antep Fenerbahçe maçı üzerinden Antep'i okumamak lazım. Antep, Sivas deplasmanında gördük yani Antep iyi bir takım. Hı hı. Dolayısıyla Beşiktaş açısından bence biraz sanki Fenerbahçe'nin geçen sezon başlangıcı gibi başladı. Fenerbahçe o şeyi göstermedi. Fenerbahçe başka yani başarı, şampiyonluk, her şey başarı dedi. Bence olmadı. Yani o daha da kötüye gitti işler. Çünkü Ali Koç çok iddialı gelmişti. Filip Koku ile o iş olmadı. Yani sistem hocası. Filip Koku da bir sistem hocası. Bir sistem bize uymuyor. Herhalde en başından beri evet uyumsuzluk vardı. Yani Filip Koku'yu da Filip Koku yapan şey sistemli, bir sistem hocası olması. Ama o sistem hocası olan adama toplama bir takım verildi. O toplama takımda olmadı Filip Koku. Filip Koku belki de 3 sene sonra Barcelona'nın başında olacak. Ama işte transferler yapıldıktan sonra teknik direktörün gelmesi bir anlamda evet büyük bir soru işaretiydi. Yani ama çoğu öncesinde yapılmıştı. Sonuçta hani Filip Koku geldiği vakit ne düşündük? Dedik ki ya Fenerbahçe'ye bir sistem gelecek. Fenerbahçe hakikaten PSV'de çok önemli işlere imza atmış. Zaten hani Hollanda'dan geliyorsunuz. Dolayısıyla ondan beklenen şey olmadı. Şimdi
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı hamlesi. Hani Filip Koku'nun başka bir versiyonunun Türkiye'de Beşiktaş'ın başına gelmesi gibi düşünelim. Burada Abdullah Avcı'nın kredisinden ziyade yani Beşiktaş tribünlerinin tepkilerine her maç, özellikle puan kayıplarından sonra sanki tepkinin adresi Abdullah Avcı'dan ziyade biraz yönetim ve başkanmış gibi geliyor. Yani burada özellikle başkan. Başkan. Başkan genelde bu tarz işlerde başkanlar eleştirildiklerini anladıkları vakit her türlü radikal kararları alabiliyorlar. Peki şimdi şöyle yapalım. Gazeteler üzerinden devam edelim. Eğer sen araya girmek istersen lütfen gir. Okay. Haberin bitmesini bekleme. Takvim gazetesiyle başlayalım. Kartal'ın vidası çıktı başlığı atılmış. Aslına bakarsan hemen hemen bütün yazılı basın benzer manşeti attı. Kartal'da vida ve Elneni, Gazişehir'de de Kayode kırmızı kart gördü. Ve dün akşamki karşılaşma değerlendirilmiş. Beşiktaş Gazişehir'e 3 golle devrildi. Ligde ikinci yenilgisini aldı. Ev sahibinin 2 topu da direkten döndü. Tabii Şumudika'nın da açıklamaları var. 9-2 de bitebilirdi diye. Yani Şumudika haksız değil. Çok enteresan bir maçtı. Yani çok farka da gidebilirdi. Karius harikalar yarattı. Klasik vida başrolde olunca bu başlıkların da basında... Ki bizim gazetede de bu tarz bir başlık var. Milliyet'te de böyle bir başlık var. Normal bir başlık. Sumidika'da haksız değil. Peki devam edelim. Kartal irtifa kaybediyor başlığı atılmış. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfasına götürelim izleyicilerimizi. Siyah beyazlı takım puan kayıplarına Gaziantep'te de devam etti. Maçı 9 kişi tamamlayan Beşiktaş 4 hafta sonunda 8 puan yitirdi. Hani büyük takımlardan, İstanbul takımlarından bahsederken genelde şu kadar puan kazandı. İşte zirvede başladı, zirvede devam ediyor, zirveye çok yakın. Ama 8 puan bir İstanbul takımı için, büyük bir takım için geride kalan haftalara baktığımızda, 4 hafta sonunda kaybedilen puana baktığımızda şunu söyleyebiliyoruz en azından Beşiktaş için. Beşiktaş sezon sonunda ilk haftalarda kaybettiği puan için çok fazla mücadele verecek. Doğrudur. Hele bir de fikstür zorluğu kağıt gözünde üzerinde bulundurursa 4'te maçta 12 puan yapabileceğiniz belki de bir fikstür iken 8 puan kaybı ki zor maçlar arifesinde bunlar yaşandı. Bu kaygılar haksız değil ama bu bir geçiş süreci ise yönetim ve camia sabredecekse bence bunlar anlaşılabilir. Hı hı. Kabul edilebilir hatalar ya da kayıplar. Ama hani dediğim gibi yani Beşiktaş biraz şey bu. Dedim ya az önce başarı müptelası bir taraftar yetişmeye başladı. Hı hı. Yani burada ben eğer sabır gösterilirse hakikaten Beşiktaş'ın uzun vadede, bakın orta ve uzun vadede Beşiktaş'ın önü çok açık. Ama işin kolayına kaçacaktır muhtemelen. Zaten diğer kulüplerde de, Anadolu kulüplerinde de ya da başka kulüplerde de işin kolayı nedir? En kolayı işte hocayı gönderirsin, Sergen Yalçın'ı getirirsin. Tamam oldu bitti, 3 maç, 5 maç kazanırsın. Ondan sonra Allah kerim. Yani dolayısıyla eğer Abdullah Avcı gibi bir sistem hocasını getiriyorsanız bence sabredeceksiniz. Bu kayıplar da olacak. Yani bazen hakikaten dibe vurmak da gerekebilir. Bu yüksek sıçrama için. Beşiktaş'ta ben o potansiyeli görüyorum. Bir yapılanma dönemi bu bir senede bir transfer döneminde olabilecek bir şey değil. Peki devam edelim. Bu arada Erman Toroğlu 3 kritik dakika başlıklı köşe yazısını da kaleme almış. Şöyle bir en azından tek satır okumak gerekirse en flaş cümleyi. 6'da Vida'nın atılması, 75'te Kayode ve Elneni'nin kırmızı kart görmesi, 83'te Beşiktaş'ın attığı ilk gol. İşte bu 3 önemli an bu müsabakanın kırmızı noktaları oldu. Bir de Kayode'nin bu maçta oynayabilmesi. Bu bölüm kırmızıyla yazılmış. Kayode'nin bu maçta oynayabilmesi önemliydi demiş Erman Toroğlu. Tabii Yıldız isme de tepki yağdı. Vida'dan bahsediyoruz. Mesela şunu sormak istiyorum Vida ile ilgili. Son soru olsun. Sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz. Vida Dünya Kupası'nda çok büyük kendi değerine değer katan hamlelerde bulundu. Dakika maçı yani fiyatı artıyordu hatırlarsın. Evet. Şimdi hatta hatırlayacaksın Dünya Kupası bittikten hemen sonra Şenol Hoca bir süre Vida'yı oynatmadı. Sakatlanırsa ya da değerini kaybedecek hamleler yaparsa diye.
Vida bu tarz hatalarla şu an değer kaybediyor baktığımızda. Ve Fikret Orman bir bedel belirlemişti. Ve o bedel gelirse teklif olarak satacaktı Vida'yı. Ve gün geçtikçe Vida'nın değerlenebileceği kanaatine varmıştı Başkan Fikret Orman. Ama tam tersi şekilde seyrediyor şu anda Vida'nın değeri. Kesinlikle durumlar, olaylar. Aynen, kesinlikle öyle. Ya, Dünya Kupası'ndan sonra satamadan oyuncu bu saatten sonra bu performansla, bu yaptığı hatalarla satman ki Setan Ay bu tarz oyuncuları satabileceğin pazarlarda ya üst seviyede takımlara satman gerekiyor. Satamadığın o başaltı takımlar da Vida'nın o yıllık maliyetini ne kadar karşılayacaklar? Bence yani Vida keşke 7'ye 8'e bakın bedava aldığım bir oyuncu. Tamam yıllık maliyeti yüksek ama sonuçta bedava aldım bir oyuncu. Hadi ona anlaşılabilir. Ama şu saatten sonra bence Beşiktaş'ın o bahsettiğim planlamasında Vida'ya yer yok. Bir de çok ilginç ya, sanki bir hissiyat yani maçı, hani maç öncesi biz arkadaşlarla böyle Beşiktaşlı arkadaşlarımla falan maçı beklerken şeyi konuşuyorduk. Yani Beşiktaşlık böyle kırmızı kartları, yani o kırmızı kart bazen Aubakar'ı hatırlarsın. Aubakar böyle saçma sapan kırmızı kartları olurdu. Evet, olurdu. Vida'nın keza öyle, yani ciddi bir disiplin şeyi var. Yani sıkıntısı. Bu Vida kalitesinde, Vida tecrübesinde bir oyuncunun o dakikada o foylu yapmaması lazım. Yani zaten geriye kalıyor 85 dakika. Çok ciddi bir hata. Hakikaten çok ciddi bir hata ve çok ciddi bir disiplin hatası. Yani bunun bence bir müeydesi olması gerekiyor. Peki devam edelim o zaman. Fenerbahçe ile Fotomaç gazetesinin 9. sayfasına götürelim izleyicilerimizi. Liderlik planı. Manşeti atılmış, başlığı atılmış daha doğrusu. Sarı lacivertler Rodriguez'e Deniz'in kanattan getireceği toplarla Muriç ve Kruse'yi pozisyona sokmaya çalışacak diye yorumlamış Fotomaç gazetesi. Maçtan önce görüşleri dile getirilmiş futbol otoritelerinin aynı zamanda. Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Alanya maçı taktiğini belirledi ifadesi de okuyucularla paylaşılmış. Tabii 4 eksikle son antrenmanına çıkmıştı Fenerbahçe. Emre, Moses, İzla ve Hasan Ali Alanya Spor maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Tabii bu isimlerden herhangi birinden iyi bir haber gelseydi ona göre 11 planlayacaktı, kurgulayacaktı Ersun Yanal. Ama 4 eksikle son antrenmanını gerçekleştirdi. Tabii liderlik planı var. Zirvede yer almak istiyor Fenerbahçe. İyi de bir başlangıç yapmıştı. Bunu sürdürmek istiyor. Ne dersin, nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Ki Alanya'da önemli bir rakip. Bakma yani geçtiğimiz sezonda özellikle ilk yarının son haftalarında çok zorlamıştı rakiplerini. Sonuçta lider takım. Bu sezona Erol Bulut yönetiminde iyi başladılar. Erol Bulut hatta geçenlerde milli takım kampında Riva'da bir antrenman izlerken Erol Hoca'yı gördüm. Erol Hoca biraz sohbet ettik. Hatta hocaya dedim, hocam benim beklediğimden çok farklı bir Alanya Spor izliyoruz. Yani biz klasik Abdullah Avcı ekolü, pas futbolu falan filan denilir ya. Yani Nevzat dedi, olay tamamen elindeki oyuncunun kalitesiyle alakalı. Yani şu an elimdeki oyuncu bu. Oyuncu grubu bu. Ben de böyle futbol oynatıyorum. Yani hani teknik direktörlerin elindeki malzemeye göre yararlanması bence çok önemli. Robot şu an Alanya'da çok güzel işler yapıyor. İşte Fenerbahçe için mesela falan başlık, Fenerbahçe'deki coşkuyu, heyecanını anlatan bir başlık. Bakın Fenerbahçe her maçı final maçıymış gibi çıkıyor. Bu bence çok önemli. Yani çok motive, her maç çok ciddi alan ve taraftarıyla, futbolcusuyla, işte kongre üyesiyle, yönetimiyle her maçı bir final havasında yaşayan. Belki de Avrupa'da olamamanın verdiği şey de bu. Diğer takımlar, Galatasaray bir taraftan Brugge'yi düşünüyor. Beşiktaş yani düşünecektir tabii Bratislava deplasmanı değil mi? Trabzonspor yine Avrupa'da bu sene ben eski Trabzonspor değil mi? Orada hani bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hem tek kulvarda yani sadece Avrupa'da olmaması, ligde olması bu Fenerbahçe için bir avantaj. Ayrıca Fenerbahçe'nin de her maçın final havasında görmesi çok önemli. Az önce bahsettiğin eksiklerden bence oradaki kilit oyuncu Emre. Diğerlerine artık alıştılar. Bir süredir zaten yoklar. Emresizlik yani ona nasıl hani nasıl bir takım ortaya çıkacak onu bilmiyoruz. Bundan önceki maçlarda Emre vardı. Emre liderliğinde Fenerbahçe iyi maçlar çıkardı. Ve Emre takımı ayakta tutan, liderlik yapan, hatta beklentilerimiz önünde performans sergileyen bir oyuncuydu. Şimdi Emre'nin yokluğunda tabii ki Gustavo'yu göreceğiz.
Ben de merak ediyorum ama... Kilit isim diyebiliriz. Haftanın maçı Setenay. Kesinlikle haftanın maçı. Yani Alanya Spor kesinlikle yaban atılacak bir takım değil. Artı bir deplasmana gidiyorsunuz. Fenerbahçe zor maçlar oynuyor. Zor fikstürden geçiyor bu arada. Hani Beşiktaş'ın fikstürüyle kıyaslandı da Fenerbahçe'nin çok zor fikstürü. Doğru. Yani Alanya deplasmandan kimse böyle elini kolunu sallayarak kazanamayacak. Sergen Yalçın'ın Alanya'sından bence bir tık ötede bir Alanya var şu an. Peki diyelim, bir virgül koyalım. Sohbetimize devam edeceğiz ama kısacık bir aramız var. Aranın ardından gündemde öne çıkan başlıklara bir kez daha göz gezdireceğiz. Saatlerimiz 8.33'ü gösteriyor. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray'la başlayalım bu bölüme de. Akşam gazetesinin 19. sayfasına götürelim öncelikle izleyicilerimizi. Kaplan yine kükredi başlığını görüyoruz. Kolombiyalı forvete vurgu yapılmış bu haberde de. Kolombiyalı forvetin Galatasaray forması altında Kasımpaşa ağlarını havalandırması hem ülkesinde hem de tüm dünyada haber oldu ifadeleri kullanılıyor ki biz de az önce dış basında nasıl yankı bulduğunu haberimizde ekrana getirmiştik. Falcao'nun zaten çok önemli bir oyuncu olduğunu, daha Galatasaray'la anılmıyorken zaman zaman konuşuyorduk. Ki anılmaya başladığı andan itibaren taraftar da heyecana boğmuştu Falcao. Ki farkını ilk maçta klasını konuşturdu. 3 puanı getiren golü de kaydetti. Önemli bir oyuncu Falcao. Ama genel hatlarıyla Kasımpaşa... Daha doğrusu Galatasaray Kasımpaşa maçını da yorumlayabiliriz. Her ne kadar üstünden zaman geçmiş olsa da şunu söylemek istiyorum. Galatasaray 38 maça çıkardı evinde yenilmezlik serisini. Ve şu anda Avrupa'da ikinci sırada. İlk sırada Liverpool var. Evet. Türk Telekom stadındaki ambiyans. Tabii son dönemde özellikle son bir hafta işte milli arada yaşanan anlar vesaire daha da motive etti, kenetlendirdi ama tabii Falcao coşkusu hissedildi. 44 bin taraftar. Ben de maçtaydım. Setenay şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok büyük oyuncu. Duracağı yeri biliyor, pozisyon almasını biliyor. Daha da önemlisi bu kadar kısa sürede takımda bağları. Yani Cagne'nin aylarca kuramadığı, hatta istenmediği, pek sevimli görülmediği bir ortamda dünya çapında bir oyuncu ki aldığı ücret vesaire. Yani bu kadar iki sene şampiyon olmuş sonuçta bir takıma geliyorsunuz. Ama o bağ bence gelmeden kuruldu. Ama takım ya. Camia arasında. Yok, camia değil ama takım. Yani ben takım içi o bağdan bahsettim ama normal tabii taraftarla bağ çok farklı. Ve ilk maç olmasına rağmen birçok pozisyona girdi. Neredeyse bütün pozisyonlarda o vardı. Yani takıma adaptasyon uyumu tabii zaman alacaktır ama fiziksel olarak henüz istenen seviyede olmadığını kabul edelim. Buna rağmen kalitesi, pozisyon alışı, çalımları, oyunu okuması gerçekten de çok etkileyici. Yani Cagne'nin bütün bir yarım sezon yapmadığı şeyleri neredeyse bir maçta yaptı. Yani Galatasaray taraftarı onu izledikten sonra işte bizim golcümüz, hani golcümüz var demeye başladılar. Ama fiziksel olarak henüz hazır olmadığını söyleyelim. Peki devam edeceğiz Kasımpaşa karşılaşmasını yorumlamaya ama Enzonzi'ye de ben bir parantez açmak istiyorum ki akşam gazetesinde de yer bulan bir haber. Sözünün eri Enzonzi başlığı atılmış orada da. Hemen detaylandıralım. Sürekli kendimi zorlarım, hatalı pas vermeyi hiç sevmem, topa sahip olmak isterim, kontrol etmeyi severim. Tabii bazen de hızlı oynamak gerekir, onu da yaparım diyen Galatasaraylı Enzonzi, Kasımpaşa maçında %96.5 pas isabetiyle oynadı. Önemli bir istatistik. Enzonzi bence de sözünleri. Tabii daha da iyi karşılaşmaları olacaktır kuşkusuz. Evet, pas yüzdesi gerçekten de o bölgede oynayan bir oyuncu için çok önemli. Risk almadan oynamayı seviyor. Fiziksel özellikleri itibariyle avantaj sağlayan bir oyuncu. Evet, ağır. Ağır olduğu zaten ortada. Ama buna rağmen o fiziksel özellikleriyle bunu örtebilecek bir gerçekten mücadele yapısına sahip. Dolayısıyla Galatasaray için bence bu tarz bir oyuncu gerekiyordu ama Fernando'dan artı özellikleri de var, eksi yönleri de var. Yani Fernando'nun şimdi o pası nasıl kullandınız, o pas yüzdesinin nasıl oluştuğu da önemli. Yani bu zaman zaman Beşiktaş Atiba için de çok özellikle son dönemde eleştiri konusu oldu. Yani pasın nereye yapıldığı önemli. O %96'dan ziyade
Bazen riskli pasta ama o bölgede riskli pasta çok fazla tabii de şey yapamazsınız, göze alamazsınız. Hı hı. Daha garanti oynamayı tercih ediyor. Sonuçta bu adam Fransa, dünya şampiyonu, Fransa'nın milli takım kadrosundan geldi. Yani daha yeni. Dolayısıyla çok önemli bir oyuncu ama henüz Enzonzi diyebileceğimiz bir performans izlemedik. Ama ben Kasımpaşa maçında beğendim. Özellikle öne çıkışları. Hava hakimiyeti çok önemli. Çünkü bu fizikteki oyuncular çok güçlü bir fiziği var. O güçlü fiziği gerçekten de Türkiye Ligi için biçilmiş kaptan. Yani iş yapar. En az 3 gol atar ya da ne bileyim rakip savunmaları zorlar. Ama onun ağır olması Luyendama ve Marcao'nun defolarını ortaya çıkarıyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var ama çok önemli bir transfer olduğunu, Galatasaray'ın çok uygun şartlarda transfer ettiğini, gerçekten de sözünün neri bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Yani mücadeleci bir oyuncu. Peki Belhanda ile devam edelim. Belhanda'dan üzüncü bir haber geldi Galatasaray'a. Aslan'a kötü haber diye başlıyor Fanatik Gazetesi 13. sayfada bu haber. Şok, Belhanda 6 hafta yok. Kasımpaşa'da stoper Veysel Sarı'nın diziyle suratına çarptığı pozisyon sonrası çenesinde 2 kırık olduğu tespit edilen Belhanda bıçak altına yattı. Faslı Yıldız 5-6 hafta takımdan uzak kalacak. Belhanda takımın bel kemiği baktığımızda. Geçen sezon da böyleydi. Sezona da, bu sezon da iyi başladı. Dolayısıyla da 6 hafta Belhanda için ve takım için bence çok büyük, çok uzun bir süre. Uzun bir süre. Belhanda zaten bu takım ne kadar, bu takım için ne kadar önemli olduğunu son Kasımpaşa maçı, hatta ligin başından beri Galatasaray'ın bu tartışmalı, belki de beklentilerin dışında uzağında kalan performansında Belhanda'nın sezona iyi başlamaması, hatta Fegoli ile beraber iyi başlamamasının rolü çok fazla. Sakatlığı tabii özellikle uzatma dakikalarında yaşanan bir olay. Yani o pozisyona foul bile, yani kart bile verilmemesi çok enteresan. Gerçekten de Galatasaray için büyük bir kayıp. Fatih Terim'in planları içerisinde Belhanda'nın ne kadar önemli olduğunu biz özellikle geçen sezon çok iyi gördük. Belhanda bu kritik süreçte, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Bruges ve Paris Saint Germain maçlarında içine alacak bir süreçte yer alamayacak. Tabii ki milli araya kadar bu böyle devam edecek. Yani 3 maç kaçıracak. Kafadan bir kere Fenerbahçe, Malatya Fenerbahçe Gençler Birliği maçlarını kaçıracak. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç kaçırıyor, 5 maç. İşte milli aradan sonra toparlanırsa. Bir de benim bildiğim biraz plastik cerrahların verebileceği bir karar. Evet, yani ben de duydum. İyileşme süreci 2 ay. Bu sakatlığın çenesindeki 2 kırığın iyileşme süreci 2 ay ama hani plastik cerrahlar karar verecekler. Belki maskeyle bir şekilde oynayabilir. Ama yine de bir 2-3 maç kesin olmayacağını söyleyebiliriz. Hı hı. Peki devam edelim. Bu arada Trabzonspor'da Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Yönetmenim Bora'dan rica edeyim. Trabzonspor'un da muhtemel 11'ini ekrana getirelim, üzerine konuşalım. Trabzonspor'da da önemli eksiklikler var. Tabii Sturridge'i de konuşacağım ben biraz sonra. O da eksik. Aslına bakarsan eksik olması için önce bir başlangıç yapması gerekiyor, evet. Ama onu da yapmadı. Sıkıntılar olduğu iddiası var. Biraz sonra konuşacağız. Ama öncesinde muhtemelimizi ekrana getireceğiz. Üzerine konuşacağız tabii ki. Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek dedik. Milli aranın ardından tabii ki tekrar bir başlangıç sayarı, başlangıç yapmak istiyor. Bu aranın da aslına bakarsan Ünal Karaman kendilerine iyi geleceğini söylemişti. İyi geleceği görüşündeydi. Ama öyle olmadı. Evdeki hesap olmadı. Çok da çarşıya uymadı. Olmadı. Özellikle Ekuban sakatlığı hiç hesapta yokken Ekuban sakatlandı. Ki Ekuban sezona golüyle, çok golüyle, golleriyle çok iyi başlamıştı. Çok formda başlamıştı. O gerçekten de büyük bir kayıp. Biz zaten Abdülkadir'in sakatlığı ve uzun süreli olmayışı Trabzonspor için büyük bir sorun teşkil ederken Ekuban'ın sakatlığı hakikaten de planları bozdu. Trabzonspor milli ara, evet, bence de biraz iyi gelmiştir. Tabii milli takıma giden oyuncular var ama genel olarak Trabzonspor sezonu erken açtı. Dolayısıyla da bugün Gençler Birliği gibi nispeten zayıf, sezona kötü başlayan bir takıma karşı biraz moral bulacağı bir karşılaşma gözüyle bakabileceği bir. Bir de evinde oynaması tabii ki. Evinde oynaması da önemli. Tabii burada önemli olan tabii bu
sakatların, eksilerin olduğu dönemde başka oyuncular için bir fırsat ortaya çıkacak. Onların sergileyeceği performans, özellikle Adrial benim için sergileyeceği performansı çok merak ediyorum. Adrial bir şekilde ben o boşluğu dolduracağını düşünüyorum. Fenerbahçe maçında da iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Bunun dışında Ekuban tabii çok özel bir oyuncu. Rakip savunmalar açısından hakikaten tutulması zor bir oyuncuydu. Trabzonspor bir şekilde Sturic'i de yani bu hücum alternatifler arasına katmalı. Yani Sturic'in tabii biz fiziksel olarak hazır durumda olmadığını biliyoruz ama hani yarım saat 15 dakika neyse bu maçın kadrosunda yer alıyor. Heyecan verici. Yani Sturic'in orada kulübede olması da heyecan verici. Ben bir kere Abdülkadir konusunda yapılan hatanın Sturic'de yapılacağını da düşünmüyorum. Teknik kadro fiziksel olarak hazır olmadan oyuncuyu direkt 11'de sahaya sürmeyecektir. O yüzden bekleyecektir. Trabzonspor evinde oynuyor. Bu sene iyi bir hava yakaladı. Ve dolayısıyla Gençler Birliği'nde problemlerine dikkate alınca ben Trabzonspor açısından problem olmayacak bir 90 dakika olacağını düşünüyorum. Şimdi Sturic'i konuşalım. Sörloth evet çok iyi bir başlangıç yaptı transferden hemen sonra Trabzon'da. Avrupa'da önemli karşılaşmalara çıktı, önemli performans ortaya koydu keza ligde. Şimdi Sturic çok önemli bir takımdan gelen bir oyuncu. Bence bu transfer döneminin en flash isimlerinden bir tanesi. İlk 5'e girer. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Evet, bugüne kadar hiç ülke dışına yani yaşadığı ülkenin dışına, oynadığı ülkenin dışına çıkmamış. Dolayısıyla gelirken gelmeden önce kafasında soru işaretleri vardı. Yakınları geldi Trabzon'a, onlar bir ön görüşme yaptı. Yaşayabilir mi diye önden bir analiz yapıldı. Akabinde geldi Sturic. Ama burada karısının biraz da sorun olduğu konuşuluyor. Yani karısının Trabzon'da yaşamak istememesi, dış basına haber yaptırması bir anlamda Sturic için de huzurunu kaçırıyor. Ve bu sebeple de sakatım diyerek idmanlara dahi çıkmadığı iddiası var. Yani öyleyse durum vahim. Yani yengeler bu işe çok fazla karışıyorlar. Şimdi bu durum Falcao baştan belli değil midir sence? Yani hani sakatım diye idmana çıkmıyor. O ne zaman yapacak adam futbol oynuyor. İngiltere'de zaten teklif gelmedi. Yani eğer Sturic'in eşi gerçekten aile saadetini düşünüyorsa bence Trabzon'da kalmayı ve Trabzon'da oynamayı, mutlu olmayı bence denemeli diye düşünüyorum. Şimdi bir tarafta Falcao'nun eşini görüyorsun. Oradaki aidiyet duygusu, oradaki olaya bakış açısı, tezahüratlarda yer alışı. Ama yani böyle bir şey var mıdır bilmiyorum. Çünkü bu Sosa için de bu tarz şeyler çıktı. Şimdi onu söyleyecektim. Sosa'yı hatırlatacaktım. Beşiktaş'ta oynarken sözleşmesinin uzatılması. Trabzon'da çıktı böyle bir haberler. Trabzon'da da çıktı. Trabzon'da da çıktı evet. Problem çıkarıyor işte gitmek istiyor vesaire. Ki ilk geldiği dönemde çok da verim alamamıştı Trabzonspor Sosa'dan. Bu kadar yani iyi değil şey de Sosa. Şey olsa anlarım bilmiyorum. Eşi oyuncu falan mı? Değil. Şeyin, Sturic için. Değil. Ha, Sturic için bilmiyorum. Yani, olabilir. Belki işinden dolayı yapamıyor. Mesela Yolanta olsa Snyder'ın işi. Tamam. Yani işte anlayışla karşılayabiliriz. Anlaşılabilir. Yani yengenin ne iş yaptığını bilmiyorum. Eğer oyuncu ise eğer yani işini yapmak için yani orada olması gerekiyor. Evde bir planlama yapılmıyor mu sence? Yani bir takımdan teklif geldiğinde biz yapabilir miyiz diye düşünülmüyor mu? O zaman bir anlamda kendi karakterinden ödün veriyorsun. Kariyerini noktalama evresine de gelebilirsin. Ya da kariyerinde hoş olmayan bir iz bırakıyorsun. Bir takıma söz veriyorsun, anlaşma yapıyorsun ama sonrasında uyuşmazlık yaşanıyor. Ki bir uyuşmazlık da kulüple alakalı olan bir uyuşmazlık değil. Evet, yani bazen yuvalar da dağılabiliyor. İşte Maicon'un yuvası dağıldı. Yani hatırlarsan Galatasaray'da Maicon problemler de yaşadı. Hatta intiharın eşine falan geldiği konuşuluyordu yani ama neyse toparladı. Kendini futbola verdi. Şimdi Sturic için ben böyle bir vaka olabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü senin de söylediğin gibi yani sonuçta Trabzonspor gibi, Trabzon gibi daha doğrusu. Yani Türkiye zaten farklı bir ülke, farklı bir coğrafya. Trabzon burada daha farklı. Yani bir İstanbul gece hayatı vesaire şu sorusu yok. Hani renkli hayatı yok Trabzon'da. Ama yani Trabzon seçeneğini değerlendirirken, karar verirken bence bunları, bu ihtimalleri vesaire göz önünde bulundurmuşlardır. Şundan dolayı ben bu habere biraz mesafeli yaklaştım. Çünkü benzer şeyler 2 sene önce Sosa için de çıkmıştı.
Trabzon'da herhalde en kestirme haber eşi problem çıkardı. Yani en bilindik haber, klişe haber artık yani. Bir oyuncu sahalara geç dönüyorsa yenge problem çıkarmıştır. Ben hani ihtimal vermiyorum böyle bir şey. Aa, bu kadınlar diyesi geliyor insanın değil mi? Yani hakikaten. Yani mesela ben şunu düşünüyorum. Bu evde konuşulmadıysa eğer Trabzon'a gelmeden önce Sturridge, o zaman evlilikleri çoktan bitmiş zaten. Evet, yani biraz acı olacak ama. Bir yuva daha almasın, bir yuva daha almasın. Dağılmasın tabii ama yani bu konuşulmuyorsa, bu planı, programı yapılmıyorsa. Sayın Başkan onu da halleder. Huzursuzluk çıkıyorsa zaten çok önceden başka sebeplerden herhalde bitmiş olsa gerek. Kesinlikle. Şaka bir yana tabii. Kesinlikle öyle. Bekleyip göreceğiz. Ben hani oynadığı vakit ve oynamaktan keyif almaya başladığı andan itibaren bu tür şeyler haber olmaz, konuşulmaz. Bunlar şu an oynamadığı sürece bu tarz haberler dönecektir. Sosa için de aynı haberleri okudum ben. Yarın Mikel için de çıkacak. O bir Mikel için de bu tarz yok eşi problem, yok bilmem ailesi şunu istemedi, yok işte amcasının oğlu bilmem ne istedi falan filan. Ya bu tarz haberler oynamadığı sürece oyuncular için çıkar. Onu demek istiyorum. O yüzden ben çok fazla da durmak üzerinde durmak istemiyorum. Hı hı. Yani Trabzonspor önemli bir yatırım yaptı. Eğer hani Sturridge ailesi eşinden dolayı gitmesi gerekiyorsa da gider. Peki bir kez daha Galatasaray'a dönelim. Ama Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşması ile ilgili söylemek istediğin, eğer eklemek istediğin bir şey varsa tabii ki ekle. Bir sonraki bölümde de tekrar masaya yatıracağız zaten. Yani eklemek istedim. Çok fazla bir şey yok. Zaten bugün maç oynanacak. Maçı da izleyeceğiz bakalım. Peki devam edelim Galatasaray'la. Artık her şey Devler Ligi için diyor. Fanatik Gazetesi'nin 13. sayfasına götürelim izleyicilerimizi. Artık her şey Devler Ligi için. Ligde haftayı Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı Kırmızılı ekip çarşamba akşamı Bruges'la Belçika'da oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı bile diyor Fanatik Gazetesi. Önemli karşılaşmalara çıkacak Galatasaray. Ama zaten transfer döneminde önemli isimlerle takımı güçlendiren bir kulüpten bahsediyoruz. İstediği sonuçları elde etmesini diliyoruz tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde de. Kesinlikle öyle. Artık Şampiyonlar Ligi Avrupa'da başarı gerekiyor. Kulüplerimizin hem Şampiyonlar Ligi olduğu kadar Avrupa Ligi'ne de asılması gerekiyor ülke puanı açısından. Bruges Galatasaray'ın sezon başlangıcı performansına bakacak olursak Bruges maçı endişelendiriyor. Hı hı. Tabii karşı tarafta bir de Cagne var. O ilginç bir eşleşme olacak, ilginç bir maç olacak. Ama Galatasaray'ın genel görüntüsü şu an itibariyle hazır olmadı. Yani hazır olmadığı gibi Belhanda'yı kaybetmesi, fiziksel olarak iyi durumda olmaması, savunmasında yaşanan Luyendama ve Marka'nın yaşadığı sıkıntılar ve sezona iyi başlayamaması bu ikilinin açıkçası Bruges maçı öncesi biraz tedirginlik yaratıyor. Bir kere kafadan sizin hani Avrupa Ligi'nde devam edecekseniz, çünkü Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in olduğu bir gruptan bahsediyoruz. En kötü olasılıkla üçüncü olup Avrupa Ligi'nde devam etmek gibi bir planınız, arzunuz var. Rakibiniz de Kulüp Bruges. Kulüp Bruges zor bir takım. Zor bir takım, seyircisi de zordur. Orada hani her zaman problem yaşanmış bir seyirci grubuna sahiptir Bruges. Yani Galatasaray için özellikle Belhanda'nın biraz planları bozduğunu düşünüyorum. Ama Fatih Hoca muhtemelen Kulüp Bruges maçında güçlü bir orta saha kurgusuyla sahaya çıkacaktır. Belki de hani Belhanda'nın olmayışı bu kriz bir fırsata dönüştürülebilir. Orta saha Denzonzi, Lemina seri üçlüsüne dönülebilir. Bu üçlüyü de ilk kez beraber izlemiş olabiliriz. Dolayısıyla Lemina'nın da probleminin çok ciddi olmadığını söyleyebiliriz. Yani Kulüp Bruges maçı hakikaten gruptaki iddiası açısından en önemli karşılaşma. Kesinlikle. Şu an için, yani ilk maç en önemli maç haline büründü. Çünkü kazanırsanız bir kere otomatikman üçüncülüğü önemli bir avantaj sağlıyorsunuz üçüncülük noktasında. Sonra içeride iki maç, Paris, Real Madrid, bir anda ikincilik hatta liderlik hesapları bile yapabilirsiniz. Çünkü Paris de iyi başlamadı. Yani Real Madrid zaten eski Real Madrid değil. Dün hatta Levante'yi zar zor geçtiler, 3-2 geçtiler. Paris de galiba 90+3 Neymar, Strasbourg'u 1-0 yendi. Yani Real'in de Paris'in de, ki Paris'te sakatlar var, Mbappe yok.
galiba Cavani'de dedi problem var. Neymar oynadı ama ve gol attı ki Neymar'a da taraftarın tepkisi var Paris'te. Yani Şampiyonlar Ligi grubu kağıt üzerinde zor bir grup ama problemli takımların olduğu bir grupta Galatasaray. Yani bu grupta çıkılmaz denilemeyecek bir grup bu. Peki Şampiyonlar Ligi'nde mesela tabii ki dileriz ki en sonuna kadar gitsin, iddiasını sürdürsün. Galatasaray'ı nerede görüyorsun? İşte 1-4 arasında görüyorum. Yani birinci olma olasılığı da var. Hı-hı. Şundan tutup Paris Saint Germain uzak ara, yani bu grubun favorisi. Ama Paris problemli şu bir dönemden geçiyor. Tamam Neymar var ama sakatları da var ve Fransa'da şu an iyi bir performans sergilemiyorlar. En azından futbol anlamında. Dün Strasbourg'u 90+3'te geçebildiler. Şu ağır favori gösterildiği maçta. Bu gruptan tabii ki ilk planda Paris Saint Germain ve Real Madrid çıkacak denilebilir. Galatasaray burada bir sürpriz kovalayacak. Yani o da Real Madrid, tabii eski Real Madrid olmayışı biraz umutları arttırıyor. Ama burada tabii belirleyici olacak olan Galatasaray'ın işte Bruj maçları. Bruj maçlarından 6 puan çıkarırsa Real deplasmanında 1 puan, içeride galibiyet bir anda sizi gruptan çıkarabilir, çıkartabilir. O yüzden hani 1-4 arası diyorum. Çünkü Bruj da ters takım. Yani Bruj'a kaybettiğiniz zaman Bruj'u geçemediğiniz vakit 4. olursunuz. Bir taraftan da lig yarışı devam ediyor. Türkiye Ligi'nin stresi, baskısı, yani Şampiyonlar Ligi'nde elbette başarılı olmak, bir üst tura çıkmak, Galatasaray'ın Avrupa'da başarı hedefi hep var. Kuruluş felsefesi bu ama şu anki ortamda Setenay, realitede Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir üst tura çıkmaktan daha değerli. Değerli. Peki bu bölüme noktayı koyalım, daha doğrusu sohbetimize virgül koyalım. Saatlerimiz 9.20'yi gösteriyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Nevzat Dindar'la birlikteyiz. Bir kez daha altını çizelim ve bir kez daha günaydın diyeyim ben konuma. Günaydın. Bir kez daha hoş geldin. Şimdi Fenerbahçe ile başlayalım istiyorum bu bölüme de. Çünkü ilk bölümde çok kısa bir süre konuşabilmiştik Fenerbahçe'yi. Tamam. Ağırlıklı olarak Beşiktaş'ı konuştuk. İkinci bölümde Galatasaray ve Trabzonspor'u. Şimdi Fenerbahçe ile başlayalım. Sonra bir kez daha Beşiktaş ve Gaziantep karşılaşmasını konuşacağız. Liderlik planı haberi dikkat çekiyor. Fotomaç gazetesinin 9. sayfasında. Sarı lacivertler Rodriguez ile Deniz'in kanattan getireceği toplarla Muriç ve Kruse'yi pozisyona sokmaya çalışacak ifadesi kullanılmış. Fotomaç gazetesinin 9. sayfasında ve eklenmiş. 4 eksikle çalıştı. Emre, Moses, İzla ve Hasan Ali Alanyaspor maçı öncesinde yapılan son antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe Aytemiz Alanya Spor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular önce 5'e 2 top kapma ve pas çalışması, ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı. Sakatlıkları bulunan Emre Moses, İzla ve Hasan Ali idmanda yer almadı. Öte yandan Emre Belezoğlu forma giyme şansı azaldı. Sırt ve belindeki ağrıları geçmeyen tecrübeli futbolcu dün de takımdan ayrı koşu yapıp tedavi oldu. Bugün son bir kontrolden geçecek. Yıldız'ın Alanya'ya götürülmesi ancak riske edilmemesi bekleniyor. Şimdi tabii ki Emre Belözoğlu transfer edilirken çok büyük, daha doğrusu çok uzun süre gündemde kaldı. Ama transfer döneminde sadece fiziki performansı göz önünde bulundurulmadı Fenerbahçe yönetimi tarafından. Saha içinde ve saha dışında, o tırnak içinde söylemek gerekirse, abilik ünvanını yapabilecek, sürdürebilecek bir profildi Emre Belözoğlu. Dolayısıyla da evet, şimdilerde sakat olmasına rağmen belki götürülecek, ki büyük de bir ihtimal götürülecek gibi duruyor. Ama riske edilmeyecek. Yani oynatılmayacak. Ben de... Yani Fenerbahçe'de yetkili olsam ben de götürürdüm. Yani Emre, hafta içinde şeydeydim ben, Moldova'ya gittim. Moldova'da Türkiye-Moldova maçını takip ettim. Pekala bir sakatlığı vardı, belinde problem vardı ve takımdan ayrı çalışıyordu. Oynamayacağı da belliydi.
Emre Belözoğlu'nun. Ama Şenol Güneş 39 yaşındaki Emre'yi kulübede tuttu. Emre bir yardımcı teknik direktör gibi, bir yardımcı antrenör daha doğrusu düzeltelim. Bir yardımcı antrenör gibi maçı yaşayan, müdahale eden, takım arkadaşlarını uyaran bir görüntü sergiledi. Şimdi Fenerbahçe'de de Emre'ye ihtiyaç var. Manşetini atıyor. Beşiktaş Gazişehir'e yenilerek ağır bir darbe yedi. Gazişehir 3, Beşiktaş 2. Skordan ziyade çıkan kırmızı kartları çok konuştuğumuz bir karşılaşmaydı. Bir de yani yıllık 3,5 milyon euro oluyor. Maçın 6. dakikasında kart gördü. 6. dakika ilk değil. İlk de değil. Bir Bayern Münih maçı var yine Vida sayesinde sağ olsun. Vida gibi 3,5 milyon euro alan ve bu kadar tecrübeli kariyerde bir oyuncunun yapmaması gereken bir hata. Ve maç Beşiktaş açısından dramatik bir sonuçla da bitebilirdi. O yüzden 3-2 bence fena bir sonuç değil. Hı hı. Daha ağır bir mağlubiyet olabilirdi. Sumidika'nın dediği gibi 9-2 olmazdı belki ama. Evet, Sumidika şey dedi, 9-2 olabilecek bir karşılaşmaydı dedi. Yani çok enteresan bir sonuçla karşı karşıya kalabildik. Karius bu anlamda izin vermedi. İlk bölümde değinmedim ama şeyi de belirtmeden geçemeyeceğiz. Hakikaten de yani Abdullah Hoca'nın isyanına ben de katılıyorum. Yani orada bunu hissettirdi zaten takım maçı izleyenlere. Disiplinden. Setenay. Ya kırmızı kart görmüş hafta içinde kupa maçında, kupa diyorum. Hazırlık maçında koyuyor değil mi? Yani kırmızı kart görüyor. Sen alıyorsun o maçta oynamasına izin veriyorsun. Hı hı. Cezasını kaldırıyorsun. Hı hı. O oyuncu geliyor bu maça damgasını vuruyor. Evet. Yani Abdullah Hoca'nın buradaki serzenişi olabilecek bir şey. Yani bu Galatasaray'da olsa herhalde Fatih Hoca ya da Fenerbahçe'de olsa Ersun Hoca da tepki gösterdi. Ama bu demek değil ki Beşiktaş iyi, Beşiktaş'ta sıkıntı yok. Beşiktaş'ın problemleri Beşiktaş'ta var. Beşiktaş'ta problem mesela disiplin, oyun disiplini. Yani bunu var. Zaten Vida'nın 6. dakikada gördüğü kartla anlayabiliyoruz. Oyun disiplini artı Elneny'nin gördüğü kart. Ben yine de Beşiktaş'ın dediğim gibi yani bu takım zamana ihtiyacı var. Bu takımın belki de 3-5 ay değil bir seneye ihtiyacı var Abdullah Hoca'nın. Ama o sabır gösterilir mi? Beşiktaş'ın başarı müptelası bir taraftar olduğunu düşünmüyorum. Her şey başarı endeksi olduğunu düşünmüyorum. Bu arada şampiyon olanın paraşütsüz aşağı düşeceği bir ortamda Beşiktaş'ın ben bu seneki transfer politikası, yaptığı harcamalar ve takımın maliyetini düşürmesini doğru bir strateji, doğru bir planlama olarak görüyorum. Trabzon'da olduğu gibi. Yani başarısız ikinciliğin dibe vuruş olmaması gerektiğini söylüyorum. Beşiktaş önlemlerini aldı. Bu anlamda belki bu seneyi yeniden yapılanma ya da Abdullah Hoca'nın o futbol felsefesinin sistemine oturtması açısından belki de feda edebilirler. Ama bu önümüzdeki senelerde bambaşka Beşiktaş izleyeceğimizin habercisi olabilir. Bu konuda Beşiktaş taraftar da önemli. Ama gördüğüm kadarıyla burada asıl tepkinin adresi biraz yönetim gibi. Yani Fikret Orman, Çanlar biraz çalacaksa Sayın Başkan için çalacak gibi gözüküyor. Peki devam edelim bir kez daha. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Sabah gazetesinin 20. sayfasına götürelim izleyicilerimizi ve dinleyenlerimizi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor maçı için hedefi belirledi. O koltuğu geri alalım. Trabzonspor beraberliğiyle liderliği kaptırdıkları, Alanyaspor'dan alacakları 3 puanın psikolojik üstünlük sağlayacağını söyleyen tecrübeli teknik adam umutlu konuştu. Yine önümüzde 4 zorlu maç var ifadesi de kullanıldı. Evet Setana, işte bu. Ersun Hoca'nın bu tarz konuşmalar yapması lazım. Geçen sezon basın toplantılarındaki konuşmalarını hatırlıyor musun? İşte büyük Fenerbahçe, işte büyük, sürekli bir büyüklük vurgusu yapıyordu. İnsanlar artık bunları duymaktan hakikaten sıkılmıştı. Fenerbahçe taraftarının duymak istediği şey bunlar. Liderlik, fikstür, şunlar bunlar. Geçen sezon sürekli böyle bir Fenerbahçe tarihi ya da büyüklük anlamında böyle bir takım mesajlar, felsefik bir takım mesajlar
Ama olması gereken ve Fenerbahçe hocasına ve Ersun Hoca'ya yakışan söylemler bu tarz iddialı söylemlerdir. Peki devam edelim. Bir de Trabzonspor'u şimdi gündeme getireceğiz. Trabzonspor konuşacağız ama ondan önce Sabah Gazetesi'nin 21. sayfasına da götürmek isterim izleyicilerimizi, dinleyenlerimizi. Cagney'i sildi. Ki bunu ikinci bölümde konuşmuştuk ama ekranını yeni açan, ekranlarını yeni açan, radyolarını yeni açan izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz için bir kez daha masaya yatırabiliriz. Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'yu ilk maça Luyendama hazırladı. Kolombiyalı Yıldız şimdiden Cagney'i solladı ifadeleri kullanılmış. Mehmet Özcan'ın haberi olduğunda altını çizelim. Cagney'i şimdiden sildi başlığı atılmış. Tabii Luyendama'nın da bir hazırlanma ihtiyacı var. Yani o da hazır olmadığı ortada. Aşikar. Kesinlikle. Cagney'i hakikaten kötü bir anı olarak Galatasaray taraftarı hatırlayacaktır. Ve Falcao'nun Cagney'i fazlasıyla sildiğini zaten söyleyebiliriz. Yani unutuldu gitti Cagney. Dünya basında yankı bulması da önemli. Falcao önemli bir oyuncu. Sturridge'de yarın, işte bugün kadroda Sturridge'de bugün gol atsa yine dünya basında haber olacak bir şeydir bu. Yani bu tarz oyuncular önemlidir. Dolayısıyla Galatasaray Falcao ile beraber bambaşka bir havaya, kimliğe büründü. Yani şunu net söyleyebilirim. Hakikaten mübalağa yapmıyorum, abartı yapmıyorum. Ben maçtaydım Kasımpaşa maçında. Adam duracağı yeri biliyor. Golcü. Pozisyona giriyor. Pozisyon hazırlıyor. Ve gol attığında takım arkadaşları seviniyor. Cagney böyle bir figür değildi. Bir, iki, atabileceği pozisyona bir havale attırmaya çalıştı. Normalde ben o pozisyona girsem pas vermem. Cagney olsa zaten düşünmez bile pas vermeyi. Ama Falcao Babel'e attırmaya çalıştı. Bu da Falcao'nun ne kadar profesyonel olduğunu ve aynı zamanda paylaşma duygusuna da hakim olduğunu gösteriyor. Yani o bir verecektir belki, ona geri dönüşü üç olacaktır. Yani kanatları besleyecek, kanatlar onu besleyecektir. O yeri geldiğinde de böyle cömertlik yapacaktır. Dolayısıyla Cagney'i fazlasıyla unutturdu. Peki tekrar Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Mesela Gaziantep karşılaşması ile ilgili yazılı basında da büyük yankı uyandı, uyandırdı dünkü karşılaşma. Yazarların gündemindeydi. Mesela Gürcan Bilgiç köşe yazısı kaleme aldı ve şu başlığı attı. Vida zor olanı imkansız hale getirdi. Yani zaten bir zamana ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Bu karşılaşmayla moral depolamayı düşünüyordu ve deplasmandaydı. Ben Beşiktaş alır diye düşünüyordum. Hı. Yani tamam, Gazişehir'i asla küçümsemiyorum. Sumidika'yı da ben, bakmayın eleştiriyorlar falan ama ben Sumidika'yı oynatıp futbolu falan beğeniyorum. Fenerbahçe maçından yola çıkıp Gazişehir maçını böyle çok böyle Gazişehir'i daha doğrusu çantada keklik görmemek gerekirdi. Ama buna karşın yine de ben Beşiktaş'ın bu maçı alacağını, özellikle Rize maçındaki görüntüsünden sonra ve yeni transfer Elneny ve Diaby ile beraber bu maçı alacağını düşünüyordum. Ama 6. dakikadaki o hareket hakikaten de o kart bozdu planları. Yani o, yani bu maçı senaryosunu nasıl yazacaksın, nasıl konuşacaksınız? 6. dakikada olan şey bence maçı o anda bitti Beşiktaş için. Zaten sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş var. 10 kişi kalınca zor. Peki bu Beşiktaş şu tabloda şampiyonluğa oynar mı? Murat Özbostan mesela bugünkü köşe yazısında bu başlığa yer vermişti. Bu Beşiktaş şampiyonluğa oynayamaz demişti. Katılıyor musun? Oynaması zor. Ama bu Beşiktaş'ın ligde zirvede, zirve yarışının içerisinde olmayacağı anlamına gelmez. Yani zirveye yakın bir yerde olacaktı. Belki şampiyon olamaz ama yine... O çok ciddi bir puan farkının ben olacağını düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor bunlar herhalde alıp başına gidecek gibi gözüküyor. Beşiktaş açısından da bu sene böyle bir geçiş süreci olarak değerlendirmek lazım. Ama Beşiktaş'ın bir kere Burak'a ihtiyacı var. Yani Burak olmadan konuşamayız. Buraklı bir Beşiktaş'ı bence gördükten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Mesela Güven'in performansı çok tartışılıyor Burak'ın yokluğunda ki güveniyordu da Abdullah Avcı. Ama sanki üzerinde bir baskı varmış gibi Güven'in. Baskı var. Ben yani aslında, Burak Yılmaz'ın yokluğunda ekstra bir sorumluluk hissediyor. Zaten sorumluluk duygusu bazı olan oyuncular bir oyuncu. Böyledir.
Ama geçen sezon çok daha iyiydi mesela baktığımızda. Ya bazı oyuncular 11-13'lü değildir. Güven de sanki öyle bir oyuncu. Hani Güven bir hamle oyuncusu gibi duruyor. Daha tam olarak belki o yükün altından kalkabilecek düzeyde değil. Ama Beşiktaş gibi son dönemde Mario Gomez'lere, Obakar'lara, Cenk Tosun'lara, Burak Yılmaz'lara alışmış, görmüş, izlemiş bir Beşiktaş'ın ağırlığın yükünü şu an Güven'in omuzlarına yüklemek ne derece doğru bir planlama tartışılır. Yani siz Mario Gomez'i, Abubakar'ı, Cenk Tosun'u, Burak'ı Beşiktaş formasıyla izlemişsiniz. Şimdi böyle gencecik bir çocuğun omuzlarına böyle bir ağır yükü yüklüyorsunuz. Ama... Bence de doğru bir planlama değil bu arada. Yani Güven kötü oyuncu değil. Bak hala milli takımda Şenol Hoca çağırıyor. Ama dediğin gibi sen de söyledin. Yani ilk başta da söylemiştin. Bir baskı tabii ki yaratır. Ama tabii yani Güven de büyük takımda oynadığının farkında, bunun bilincinde ve dolayısıyla da o baskıyı kontrol edebilince zaten yıldız oyuncu oluyorsun. İşte sadece gol atınca değil. Güven tecrübe içinde, ve başarı. İçinde birçok potansiyeli barındıran, bana göre Türk futbolunun geleceği çok önemli bir golcü olacak. Henüz olmadı. Ama şu aşamada da bir Burak değil. Bir Burak değil. Sadece Güven üzerinden de bu Beşiktaş'ı okumamak lazım. Yani Vida'nın sorumsuzluğunu, Beşiktaş beklerinin formda olmayışını, ortası da Abdullah Hoca'nın da formda olmayışını. Yani, tamam Abdullah Hoca dedik ki hani belki sabır gerekli falan ama yine de oyuncu seçimleri ya da oyuna müdahaleleri biraz geç oldu. Ama Güven üzerinden sadece bence Beşiktaş'ı, özellikle Güven'in performansını eleştirmek biraz haksızlık olur. Ama bu da planlamayla alakalı. Yani Beşiktaş'ın da Burak'ın dönmeyeceğini, bir iki ay oynamayacağı ortadayken bir golcü transferi yapmaması hakikaten de Beşiktaş'ın ciddi bir hatasıdır. Eksiği. Peki Gustavo ile devam edeceğiz ama bu arada Okan Koç da bir mesaj atmış. Ben de orada olmak isterdim. Nevzat'ın hemen yanında oturuyor olmak isterdim, konuşmak, dahil olmak isterdim diye. Okan, bir kez daha günaydın diyelim. O ona da günaydın ama çok dolu galiba. Şimdi Beşiktaş'ta tabii kaybedince uyuyamamış galiba. Erkenden uyanmış. Okan'a da selam. Olur böyle şeyler ama Okan iyi bir Beşiktaş'tı. Onu biliyoruz. Gün erken başlaması ve bizi izlemesi de bizi mutlu eder. Kesinlikle mutlu etti. Görünen o ki seninle futbol konuşmayı da özlemiş Okan Koç. Evet, bu ara denk gelmedik. Benim de sorularımı özlemiş olacak ki burada olmak istediğini bir iki kere vurgulamış. Peki selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim Okan Koç'a ve ailesine. Devam edelim Gustavo'yla. Emre Belezoğlu'nun yokluğunda ki az önce de konuşmuştuk önceki bölümlerde. Bir anlamda lider Gustavo olacak diyebiliriz. Çok önemli bir oyuncu. Falcao'nun biraz gölgesinde kaldı. Belki mevki olarak ama bence çok önemli bir oyuncu. Yani ve yarın da onu izleyeceğiz. Lider bir oyuncu söylediğin gibi. Yani fark yaratacak, liderlik yapacak. Bence çeşitli pozisyonlarda da oynayabilme yeteneği ve kapasitesi Fenerbahçe için büyük bir avantaj. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Geliyoruz daha doğrusu. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben olabildiğince bütün takımları eşit süre vermeye gayret gösterdim. Her takımı konuşmaya gayret gösterdim ama belki atladığım bir şey var. Hayır, gayet güzel bir yayındı. Mutlu pazarlar diliyorum. Mutlu pazarlar diliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Nevzat Dündar'a. Ekran başındaki kıymetli izleyicilerimize, değerli dinleyenlerimize. Ve şimdi arşiv odası gelecek ekranlara. Biraz geçmişte yaşanan spor olaylarıyla sizleri baş başa bırakacağız. 1935 yılına götüreceğiz. Ardından da sabah sporuna noktayı koyacağız. Mutlu pazarlar.